Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi konuşacaktır. Buyurun Sayın Hamza Çebi, süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Konuşmama başlarken Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidarların görevi halkın mutluluğunu sağlamaktır. Bunun için ekonomik politikalar uygularlar, sosyal politikalar uygularlar, vergi politikaları uygularlar. Amaç bir yandan milli geliri artırırken diğer yandan da gelir dağılımında adaleti sağlamak ve servet dağılımında daha adil bir servet dağılımını gerçekleştirmektir. 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde AK Parti iktidarları Türkiye'de geliri ve serveti yeniden bir dağılıma tabi tutmuştur. Amaç gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermek, servet dağılımındaki eşitsizliği gidermek ise elbette ki bu son derece olumlu bir şey. Ancak kullandığı araçlara baktığımızda 17 yılın sonunda daha adil bir gelir dağılımına, daha adil bir servet dağılımına sahip bir ülke olduğumuzu söylemek mümkün değildir. Hangi araçları kullanmıştır AK Parti iktidarları? Banka kredileri, özellikle kamu bankaları kredileri, kamu ihaleleri, kamu ihale yasasında yapılan her türlü değişiklik, bütün istisna düzenlemeleri, ihalelerin belli kesimlere, belli kişilere verilmesini sağlamaya yöneliktir. Üçüncü araç teşviklerdir. Dördüncü araç özellikle İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde emsal ve imar uygulamaları yoluyla bir takım kişilere kentin rantını aktarmaktır. Beşinci araç TMSF'dir. El konulup TMSF'ye devredilen şirketlerin daha sonra hangi yolla kimlere dağıtıldığını toplum bilmemektedir. Bu çerçevede kullanılmış olan bir diğer araç da elbette ki vergi politikalarıdır. AK Parti iktidarları bugüne kadar vergi oranlarını düşürmekle büyük bir övünme gerçekleştirmişlerdir. Övünmüşlerdir. Daha düşük vergi oranı, daha uygun bir yatırım ortamı. Elbette ki daha çok yatırım çekeceksek, Türkiye'ye daha çok doğrudan yabancı yatırım gelecek ise dünyadaki vergi rekabeti çerçevesinde Türkiye'de vergi oranlarını aşağı indirmek suretiyle daha uygun bir yatırım ortamı sağlamalıdır. Şu anda Türkiye'de kar payı üzerindeki vergi yükü %35.65'tir. Dünyadaki en düşük oranlardan bir tanesidir. Bu teklifin yasalaşmasıyla bu daha uygun yatırım ortamı iddiasından bir miktar vazgeçmek suretiyle kar payı üzerindeki vergi yükü %37.60'a çıkacaktır. Bu paketin tamamı 17 yıllık iktidar döneminde bu saydığım araçlar yoluyla gelir ve servet dağılımına adaletsiz bir şekilde yapılan müdahalelerin yarattığı sorunları bir parça toparlayabilir miyiz? Teklifin amacı budur. 17 yılın sonunda 3 tane yeni vergi getirilmesinin başka hiçbir nedeni yoktur. Türkiye ekonomisinin 300 açık sorunu vardır. Cari açık, bütçe açığı, tasarruf açığı. Şu anda cari açık yok, fazla var diyorlar ama inanmayın, gelip geçici bir olaydır o. Bu üç sorunu bu paket aşmaya yetmeyecektir. Çünkü ülkede güven ortamı yok. Geleceğe güvenmeyen hiç kimse yatırım için, üretim için, tasarruf için adım atmaz. Neler geliyor bu teklifle vergi olarak? Dijital hizmet vergisi geliyor. Yepyeni bir vergi, değineceğim ona. Ne geliyor? Konaklama vergisi geliyor. Ne geliyor? Değerli konut vergisi geliyor. Ama sanmayın ki bu üç yeni vergiyle sınırlı. Çok büyük vergi düzenlemeleri var. Kambiyo muamelelerinden alınan, yani döviz alım ve satımından alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi arttırılıyor. Şu an 1/1, bu oran 1/2'ye çıkıyor.
o 10 katına kadar artırma konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Yani %2'ye kadar. Amaç bankalardaki toplam mevduatın %52'si döviz cinsinden mevduattır, bunu çözmek. Sevgili arkadaşlar, bankalarda döviz mevduatının miktarı son yıllarda artmıştır. Bakın 2015 yılına gidin, bu mevduatın toplam mevduat içindeki payı 2014-15 bu yıllarda %30-35'lerdedir. Şimdi %51 küsur, %52'dir. Bununla onu asla çözemezsiniz. Gelir vergisi oranı %40'a çıkıyor. Evet, yüksek gelirlilerden daha çok vergi alacağız diye sosyal yönden savunulabilir. Ama öte yandan asgari ücretli için bu tarifede yapılan herhangi bir iyileştirme maalesef yoktur. Konaklama vergisi, buna da değineceğim. Ama hemen şunu söyleyeyim. Turizmin içinden gelen bu bakan olmasaydı turizm sektörüne bu kadar yük bindirilmezdi. Kısa bir süre önce turizmin sırtına, konaklama tesislerine %7,5 oranında bir turizm payı getirildi. Şimdi yetmiyor. Bazı hizmet işletmelerinde oransal olarak %10'a kadar ulaşabilen bir konaklama vergisi getiriliyor. Dijital hizmet vergisine gelmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, dijital hizmet vergisi dijital çağın birçok ülkede yaratmış olduğu bir ortamdan kaynaklanan bir vergidir diyebiliriz. Yani dijitalleşme, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler bugün bütün ekonomilerin itici gücüdür. Klasik geleneksel şirketleri, onları tasarlayan, onları merkezine alan ve sınır ötesi satışları yani ihracatı hedefleyen bir vergi sistemi dijitalleşme karşısında çaresiz kalabilmektedir. Bu uluslararası işbirliğini gerektiren bir konudur. Çünkü bu bilgi teknolojisi şirketleri olağanüstü gelişmiştir, büyümüştür. Bunlar birkaç ülkede kurulmuş şirketlerdir ve hizmetleri yoluyla, dijital hizmetler yoluyla birçok ülkede milyarlarca kişiye hizmet vermektedir. YouTube'dan Netflix'e kadar, Twitter'a kadar, diğer sosyal medyada yer alan diğer birçok uygulamalara kadar birçok şirket vardır. 2006 yılında dünyanın 10 büyük şirketi içerisinde bilgi teknoloji şirketinin sayısı bir taneyken bugün derken 2018 rakamını vereyim, en son o var. 2018 yılında dünyanın 10 büyük şirketi içerisinde 7 tane bilgi teknolojisi şirketi vardır. Ve OECD olsun, Avrupa Konseyi olsun, bu dijitalleşme karşısında ulusal vergi sistemlerinin yetersiz kalması nedeniyle matrah aşınmasının önlenmesi ve karın bir başka ülkeye kaydırılmasının önlenmesi için uluslararası bir işbirliğinin çerçevesini hazırlamaya çalışmışlardır. Avrupa Konseyi bu konuda çalışmalar yapmıştır. Ancak bu organlarda, bu birimlerde, kuruluşlarda gelişmiş ülkeler ağırlıkta olduğu için bu çalışmalar bugüne kadar sonuca ulaşamamıştır. Türkiye dijital hizmet vergisinin ilk adımı olarak internet reklam hizmetlerinde %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi stopajını uygulamaya koymuştur. Cumhurbaşkanı kararıyla. Yine %15 oranında KDV stopajı vardır. Bu da bir kararla uygulamaya konulmuştur. Şimdi bu vergiyle, dijital hizmet vergisiyle bu saydığım bilgi teknolojisi şirketlerinin, birkaçının ismini verdim, Türkiye'de elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor. Ancak bu kazancın tespiti zor olduğu için bugün internet reklam hizmetlerine getirilen %15'lik stopajda olduğu gibi bir vergi getirilmektedir. O verginin oranı %7,5'tür. Ancak bu yapılırken gelir ve kurumlar vergisi stopajının yürürlükten kaldırılması gerekir. Aksi takdirde mükerrer vergi olur. Burada o düzenleme yoktur. Bunu komisyonda teklif sahibimize sordum. Gelir idaresi orada hiçbir cevap vermediler. Böyle bir vergi teklifinin görüşülmesini ilk defa görüyorum. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu şudur. Bu şirketlere
yapılan ödemelerden, Türkiye'deki şirketlerin bunlara yaptığı ödemelerden bir stopaj yapılacak. Vergi sorumlusu olarak Türkiye'deki bir şirket bu şirkete reklam verirse buradan %7,5'luk vergiyi kesecek ve vergi dairesine yatıracak. Bunu ödemezse Hazine ve Maliye Bakanlığı bu saydığım Netflix'e örneğin YouTube'a erişimi engelleme kararı alacak. Arkadaşlar bu asla... Buyurun Sayın Hamza Çebi, sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu yargı kararıyla da asla kabul edilemez. Yani mahkemeye başvurursun, idare böyle bir kararı almasın da mahkeme versin. Asla olmaz arkadaşlar. Benim özgürlüğümü sen vergi alacaksın diye engelleme hakkına sahip değilsin. Ben film izleyeceğim. Ben YouTube'dan müzik indireceğim, onu izleyeceğim. Meclis konuşmamı YouTube'da paylaşacağım. Vatandaş bir takım anlarını YouTube'da paylaşacak. Sen vergi alamadın, YouTube'u kullanma diyorsun vatandaşa. Bunu deme hakkına sahip değilsin. Ayrıca böyle bir yetki, asla verilmemeli arkadaşlar. Asla verilmemeli. Eskiden iş yeri kapama cezası vardı vergi sukağında. Yürürlükten kaldırıldı. Özgürlüklere aykırıydı, kaldırıldı. Bu ona benziyor. Ve bu madde kötüye kullanılmaya müsaittir. Yarın bu şirketlerle ilgili herhangi bir basit bir vergi incelemesiyle tarihatlar yapılır, ihtiyati acizler, ihtiyati tahakkuklar engellendi. Topluma sunulacak gerekçe efendim vergiyi ödemedi. Bak bağlayalım Sayın Hamza Çebi, buyurun. Sayın Başkan, bu kesinlikle olmaması gereken bir düzenlemedir arkadaşlar. Bunu buradan çıkarın. Anayasaya aykırıdır. Vatandaşın hukukuna aykırıdır. Bu vergi dönüp dolaşıp ayrıca vatandaşın sırtına binecektir. Onu söyleyeyim size. Kimse burada ya biz uluslararası şirketleri vergiliyoruz demesin. Konaklama vergisiyle ilgili de şunu söyleyeyim. İnternetten baktım. Şimdi Bodrum'da Merhaba Pansiyon. ETS turla giderseniz gecelik fiyatı 67 lira. Burada konaklayan bir kişi 18 lira şey ödeyecek. Pardon. 6 lira konaklama vergisi ödeyecek. Oran nedir geceleme ücretine kıyasla? %10. 5 yıldızlı otelde kalan kişi 18 lira ödeyecek. 300 dolar desek 1800 lira. 18 lira nedir? %1. Çok ağır bir vergi arkadaşlar. Turizm Bakanı, bu Turizm Bakanlığı yapmasın. Bu vergi buradan çıkıyorsa Turizm Teşekkürler Sayın Hamza Çebi.